AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, yaşanan deprem sonrası Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basın toplantısı düzenledi. Açıkkapı, depremde can kaybının olmamasının önemli olduğunu belirterek, 2020 Elazığ depremi sonrası alınan tedbirler can kaybını önledi şeklinde konuştu. AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlediği basın toplantısında Malatya'nın Kale ilçesi merkezli meydana gelen ve Elazığ'ın da etkilendiği 5.9 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamalarda bulundu. Depremin ilk anından itibaren ilimiz valisiyle, çevre şehircilik il müdürümüzle, il sağlık müdürümüzle, yine AFAD'la, Kızılay'la temaslarımız oldu. Allah'a çok şükür sevindirici olan ilimizde ve bölgemizde bir can kaybının olmamış olmasıdır. Açıkkapı 2020 yılında meydana gelen Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında alınan önlemlerin 2023 yılında yaşanan büyük depremlerle birlikte bu son depremde de can kaybının en aza indirilmesinde büyük rol oynadığını belirtti. 2020 yılında 24 Ocak'ta Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklük depremde vatandaşlarımızın 6 Şubat 2023 tarihindeki depremlerden Allah'a çok şükür vefat sayısı en az olan il olarak öne çıktığını gördük. Bu depremde de şunu gördük. Özellikle yıkımı gerçekleştirilen yerlerin aslında yine can kayıplarını önlediğini gördük. Yani burada özellikle devletimizin kurum ve kuruluşlarının, mülki idare amirlerimizin, ilgili ve yetkililerimizin depremden etkilenen ağır hasarlı yapıları zamanında yıkarak bu depremde can kaybının yaşanmamasında önemli bir sebep olduğunu tekrar gördük. Açıkkapı muhalefetin AK Parti hükümetine yönelik eleştirilerine de yanıt verdi. Özellikle muhalefetin bize olan eleştirilerini izledikçe gerçekten hayrete düşüyoruz. Çünkü dünyadaki en büyük operasyonu şu anda bir afet sonrasında, bir deprem sonrasında gerçekleştiren bir ülkeden bahsediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden bahsediyoruz. Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetlerimizin başarısından bahsediyoruz. İddiamız şudur ki bu kadar büyük depremlerin yaşandığı, iki ayrı büyük depremin aynı gün yaşandığı bir ülkede daha büyük bir operasyonu yapabilecek başka bir ülke yoktur. AK Parti iktidarını eleştiren muhalefet partisinin grup başkanları veya milletvekilleri bizi bu konuda eleştirirken aynaya bakıp kendi durumlarına bakmaktan aciz kalıyorlar.